Herkese arkadaşlar, Uçamayan Şarkı'na hoş geldiniz. Bugün Robert Bobrovski'yi yorumlayacağız Tuna'yla birlikte ve Doğan'la birlikte. Neyse, bu adamın boyu 7.7 yani kaç ölçü? 2.9 2.9 boyu var arkadaşlar. NBA yapabilir mi diyorlar da kemikten oluşan bir çocuk. Çok NBA için. Aa şu gördün mü? Kafası küçücük lan. Kafası küçücük mü? Kafası kocaman lan. Vücudu öyle küçük lan. Şey vardı ya. Çarın çıtı farkısında. Uzatın bir çocuk. Ama hatırlamıyorum. Ama hatırlayan abonelerimiz vardır. Aynen. He stayed there for 2 years and in 2016 moved to Ohio so that he could play basketball and aspire in the NBA. Robert is currently on an insane strength and conditioning regimen as well as a 5,000 calorie diet in order to build up his strength so that he can hopefully one day play basketball at a high level. As of right now he's not playing that much basketball. He struggles moving and that's one of the major things they're trying to fix at the Spire Institute. Yalnız bu çocuğun şutu var ya, acayip temiz bir şutu var. Daha şutta boş kalırım onda övürüm. So obviously, first strength is the biggest one, that he's 7'7". If this guy was 3 inches smaller, no one would be talking about him. He's 7'7", so right now, I think he's the second tallest basketball player in the world, and is already 4'2" tallest player in the NBA, Kristaps Porzingis. He has a good touch around the basket. Bir tıklı olan bile koyuyor da bilmiyorum ben çok elde edeceğini düşünmüyorum yani düşünsene Demarcus Cousins falan bununla bir dirsek koysa kırılır kırılır yani. Ama kasların geliştirmesi bir şansı varmış biraz. Ha? Kas geliştirmesine yardım ediyorlarmış o yüzden. De yani her insanın yapabileceği bir kas var genetik olarak. Bu adamınki az duruyor. Bir de şaka var. He moves worse than any player I've ever seen. Ama şutu iyi yani. Çocuğun da şutta boş kalması biraz zor. Bak boş kalmadı. Arkasında önünde attı oğlum. Tamam da önündeki kısa, NBA'deki kısa olmayacak yani. Çocuklarla oynuyor lan şu an. Niye hiç maç basmıyor? Nasıl bassın? Basan mı? Ha, basıyor da yani. Potaya gitmen lazım. Nasıl gitsin potaya? Ne bileyim pota demin elini kaldıysa. Tamam da oraya gitmesi için bir güç savaşı vermesi lazım. Bak. Hadi bas. Oh be. Şu an çocuklarla oynuyor ama. Baksana çocuk yani bilmiyor öyle için. Yaşıtı mı? Bilmiyorum. 15 yaşındaymış. Oha. But if not, he may never actually play high-level basketball. So how good is he actually? That's a really hard question to answer right now. Because he's got some incredible... Şu ana kadar çok bir highlight'ını da göremedik yani. Maçlarda çok bir şey yapamıyorduk. But he's also got a few major weaknesses, which could be a massive problem with him down the line. Will he play Division 1 college basketball? That again is a tough question. Will he get a full ride through a Division 1 school? I'd say there's about a 95% chance he does. Because he is 7'7", there's a good chance that a Division 1 school will take him, make him redshirt a year, will work on his game for that year, maybe and maybe have him playing major minutes in the last year or two of his college basketball. And if they basketball çok da boy olmuyor bence. Son boy dönemde bu da çok fazla yani. Çok ince yani. Hadi yani güçlü olsa rahatça yapar bence. Pivot olur yani rahatça. Will he make the NBA? That's extremely, extremely unlikely. Basketball's becoming more of a small ball, more of a fast NBA yapamaz diyorum. Guys like Porzingis can run the floor at 7'3". These freak athletes we've never seen before. We've never seen guys like Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons. O küçük çocuk bile yani bu savaşında alıyor. These guys are 7 foot tall and elite athletes. Robert is 7'7" and struggles to run. And extremely likely. Bir de highlightların olduğu kısa bir şey izleyelim. Nerede oynuyor bu? Bir tane takımda oynuyor da hani Roma şöyle bir takım. Roma'nın turnuvası var mı? Hiç anlamadım çok fazla. 2005 yani değil mi?
Smash kayıp. Ya bir kaçta hızlandı var. Düş patlaması. Şansı zıplamıyor bile. Bak ayakta ne yapmış yani? Bak hiç. Kanka hayır. Ben de intikam edeceğim. Abi şu an çocuklarla oynuyor yani. Cidden çocuklar. Bunu savunduğunu düşünsene. O çocuklar. Bir de ona karşı oynamak. Her şutunu göklamak falan. Bir de bunda 15 yaşında mı acaba? Yani karşı sınav olarak. Biraz önce bir Oooo. Basıyor mu? Basamaz mı? Bekliyor böyle. Zıplamam. Güzel basın. 2015'ti ya. 2015'te 15 yaşındaysa 2000 mi? Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bir fikirlerimi söyleyeyim ilk önce. Sence yapar mı NBA? Mümkün değil diyorum ben yani. Bence de yapamaz. NBA'de onu harcarlar yani. Yani NBA olmayabilir de hani daha düşük basketbol liglerinde oynayabileceğini düşünüyorum. Hani Euroleague zor ama Euro Cup'ta falan oynayabilir bence. Belki bir diyete girip, belki böyle kilo alıp ne bileyim kas yapsa belki şansı olabilir gibi ama o da çok güçlü. Zor yani. Sonuçta hani benim boyumda insanlara karşı güç savaşında bir şey yapamıyor. O yüzden işte güçlenmesi gerekiyor. Eğer güçlenirse güzel bir şekilde şak kadar olmasa da güçlense bence basketçi olması için yeterli. Başka yerlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.